Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan 4. tema değerlendirme sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız. Dilerseniz metnimizi okumaya, okumakla başlayalım. Dostluk Anadolu'nun geleneksel konukseverliği dillere destan dedik. Ne var ki bu konukseverlik önce kahveden, kahveden başlar. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran dostunuza neden acı kahve diyemezsiniz? Bu acılıkta yıllar yıllı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu'da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü her yerde her zaman söylenir durur. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Evet arkadaşlar birinci sorumuza bakalım. Paragrafa göre Anadolu'daki konukseverlik ne ile başlar? Anadolu'daki konukseverlik önce kahveden başlar. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yazara göre acı bir kahveyi paylaşmak neyin ifadesidir? Acı bir kahveyi paylaşmak uzun yıllar sürecek bir dostluğun başlangıcıdır. Acılar paylaşılır anlamındadır. Bu acılıkta yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu'da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü her yerde her zaman söylenir durur. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var sözünden ne anlıyorsunuz? İnsanların paylaştığı her türlü şey onların arasında bir bağ kurar. Bir kahve içimi bile aralarında bir dostluk oluşmasını ve bunun uzun sürecini ifade eder. Bir atasözüdür. Küçük bir iyiliğin unutulmayacağı, Dostluğun uzun yıllar süreceği Dilleri destan sözünü açıklayınız. Bu söz herkese çok iyi bilinen, dilden dile gezen ve çok ünlü anlamına gelmektedir. Paragrafın konusu nedir? Paragrafın konusu ise kahve içmenin ne anlamı geldiği ve dostlukla ilgili olan hatır gönül ilişkisidir. Paragrafın ana fikrini yazınız. Paragrafın ana fikri paylaşım ve dostluktur. Küçük iyilikler uzun sürecek bir dostluğun başlangıcı olabilir. B e, maddesine bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde ifade edilenler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Gider oldum kömür gözlüm elvada cümlesine benzetme vardır. Evet burada gözler kömüre benzetilmiştir. Sakla zamanı gelir zaman cümlesine koşul anlamı vardır. Yanlış. Bu çocuk tilki gibi kurnaz cümlesine çocuk kurnaza benzetilmiştir. Yanlış. Okulun duvarlarında da resim çizmişsiniz cümlesindeki duvarların kelimesinde yapım iki yoktur. Doğru arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. C maddesine bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Yazar hikayesinde gurbetteki bir çocuğun yaşam mücadelesini anlatıyor cümlesi. Nesnen anlatımdır. Doğru. Eser okuyan herkesi saran Kolay anlaşılan cümlelerden oluşmuş cümlesi öznel anlatımdır. Doğrudur. Yağmur sabaha kadar yağarsa göl taşar cümlesinde koşul sonuç anlamı vardır. Şiir en eski dönemlerden biri insanın ruhunu ayna gibi yansıtmıştır cümlesinde şiir aynaya benzetilmiştir. Saygı kelimesi saygı şeklinde hecelerine ayrılır cümlesinde kısa çizgi kelimeyi hecelerine ayırmak amacıyla kullanılmıştır. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4. sarıları verilen paragrafa göre cevaplayınız. Paragrafımızı okumakta başlayalım. İstanbul martıları balıkçılardan kaçırdıkları midileri kırmak için Kız Kulesi'ne götürürler. Kulenin çatısına konarak gagasındaki midyeyi bırakan martıyı aşağıda nefis bir ziyafet beklemektedir. Boğazın ortasındaki kayalıklara deniz feneri olarak inşa edilmiş olsa da Kız Kulesi martılar için bir midye tabağıdır. Fiyen Yaman Coşar. Evet arkadaşlar birinci sorumuza bakalım. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Martıların Kız Kulesi'ni ne amaçla kullandıkları. Paragraftan yola çıkarak verilenlerden hangisi doğrudur? Kız Kulesi deniz feneri olarak yapılmıştır arkadaşlar. Doğru olan şık C paragrafta geçen inşa etmek kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Yapmak kelimesi inşa etmek kelimesi yerine kullanılabilir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza bakalım. Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Martılar ve Kız Kulesi paragrafımızın başlığı olabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül doğru kullanılmıştır? Yazdığım şiirleri, öyküleri kitaplaştırmak isterdim. Noktalı virgül sonunda başardım. Buraya arkadaşlar noktalı virgül konulabilir ve doğru bir kullanımdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere farklı bir noktalama işareti konur? Arkadaşlar kes artık gürültüyü burada e, ünlem işareti kullanılması gerekiyor. Diğerlerinde ki noktalama işareti virgüldür. Ee, özür dilerim, Farklı bir noktalama işareti konması gereken kes artık gürültüyü. C şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Burada ünlem işareti konuluyor. Diğerlerinde farklı bir noktalama işareti konulmuyor arkadaşlar. Evet 6. sorumuza cevapla cevaplayarak e, tema değerlendirme sorularının tamamını cevaplamış olduk. cevap e, YouTube kanalına abone olmayı, e, evvelcevap.com web sitemizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz. YouTube kanalımızı sınıfta arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz e, çok mutlu oluruz. Bütün Türkçe konularının cevaplarını YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bundan sonraki dersimizde 5. Tem temamıza geçeceğiz. E, videolarımızı takip etmeyi, e, kanalımızı takip etmeyi e, unutmayınız. Hayatınızda ve derslerinizde başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.